söyleyebilirim. Etler, etler. Tam şöyle söyleyeyim. Etleri, etleri kasap dövdü. Okey, bitti mi probleminiz? Bitmedi. Rahat, Hümeyra. Hayır, o değil. Okay. Problem Yeşil'in diye mi daha önce söylemediniz? Ben 2 saatte daha incik yaptım. Siz benim önüme tavuk getiriyorsunuz Hümeyra Hanım. Tavuk mu? Tavuk mu? Yani tavuk. Ne tavuk panel? Şey. Tavuk niye tavuk başka ya? Bir şey. Ya ama bir şey söyleyeyim mi ben tavuk size? Tavuk başka bir şey. Bunun tamam, kaç aşamadan, üç aşamadan geçerek pişti. Bak, yani, Pınar Hanım bu üç aşamadan geçerek pişti. Haberiniz var mı sizin? Sen tavuk olduğundan çıkardın. Yani öyle dana etinden olur. Bitmiyor bugün. Hayır hayır, ben zaten ben bunu şinitsel olarak yazdığım için ben bunu tavukla yaptım. Oo. Bak zaten orijinalinde de hayır bir saniye. Öyleyse, çime doğdu. İçinize doğmuş. Çime doğdu. Tavuk. Bir saniye, Viyana şinitseli diye ben altında zaten Viyana şinitseli tavukla yapılır. Ben Viyana şinitseli diye menüde yazıyor. Benim, ben 2 saatte bak et. Bakın ben tavuk yapacağımı söyledim. Benim tavuğun lezzetini eleştirin. Siz kendi gününüzü tavuğun lezzetini. Gelse eleştiremeyeceğiz. Aynen kendi gününüzü. Lütfedersiniz getirseniz bir eleştirelim artık. Tavuğun lezzetini neden eleştireyim ya? Niye ne demek ki benim menümde tavuk var? Ya sen benim tavuğumu eleştireceksin. Benim tavuğumu eleştireceksin. Sen bana 4 ver. Tavukla et ana yemek olarak aynıdır. Fakat sunumu önemlidir. Yapılış şekli önemlidir. Belli. Ha tavuk koymuş, ha et koymuş. Ama bize o tavuğu kızartıp getirmesi bakın, farklı bir şey. Ben kızartıp getirmedim et size ama bu arada benim öyle değil. Bakın daha önünüze gelmedi. Gelmeyen bir şey eleştiriyorsunuz şu anda. Ya bekliyoruz. Siz zaten sonra öğrenmeye çalışıyoruz. Aradaki farkı. Bakın daha ben önünüze gelmedi. Daha nasıl yapıldığını bilmiyorsunuz. Tamam salatayı getirin de yiyelim artık ya. Ya tavuk da tabii yapılır da orijinal yani Viyana şinitzeli normalde etten yapılır. Ha tavukla da yaparsın o ayrı da. Ben çünkü tavukla yapıyorum pratik zor ama o yüzden o dedim hani. Şimdi Viyana usulü kolay. Deyince. Hayır kolay dedim gerçekten de tavukla yapmış yani çok kolay bir menü. Viyana'da dana etinden yapılır. Yani adeta bir zorunluluktur bu. Viyana'da tavuktan yapılmaz. Ben Viyana'nın en meşhur yerinde yedim. Yani gidin mutlaka orada yedim. Bir ay evvelinden rezervasyon yaptırdık hatta. Yani tavukla da yapılır eyvallah. Fakat Viyana usulü normalde dana etinden olur. Keşke bütün hafta boyunca gurme gibi bütün yemekleri eleştireceğine bizim yemek yani pardon yarışan arkadaşlarımızın yemekleri internetten girip araştıracağına biraz da bunun nasıl yapıldığını araştırsaymış. Neyle hangi etle yapılacağını araştırsaymış o zaman. Bize daha fazla mesai harcadığı belli. Evet. Tavukla her zaman yapıyoruz zaten tavuk şinitzel yani. Tavuk şinitzel. Ama tabii ki Viyana usulü derken belki de hani inceliğini kastettin evet, sen bakın, değil mi? Evet bakın Zuhal Hanım. Falan. Zuhal Hanım Viyana usulü hani buradaki zaten anladım, söylenilen anladım, şey. Tamam o teknikle usul, teknik ince bir şekilde tavuğa yani. Çünkü kadayıflara sarılıp okay. İncelerek yaptım. Tamam anladım da. Ama şimdi Viyana'da normalde etten olur da. Güzel yumurtaya bir bulayıp. Paneleniyor evet, işte. Evet panelendi. Evet enginar kalbi salata. Evet, bu salata çok kıymetli. 2 gün sonra aralayan salataya kavuştuk. Sevgili izleyenler, Türkiye'nin dört bir tarafında yoğun bir şekilde ekibimizin yaptığı araştırmalar sonucunda aranan kayıp salata bulundu. Ve salatanın şu an haline bakıyoruz. 2 gündür yoktu. Gözler acaba yani. Neler keşke yaşadı? Olmasaydı. Niye öyle diyorsun? Bak enginar kalbi. Ay çok severim enginar. Enginar kalbi salatasını biz bu şekilde beklemiyorduk. Yani ben bu şekilde beklemiyordum. Nasıl bekliyordun? Açıkçası. Sadece içerisinde enginar, biraz dereotu. Bu dağılıyor, bunun içine koyulma sadece üstüne koyulur sosunu. Zaten. Sosunu. O zaman o şekilde yazsaydın, o şekilde servis ne etseydin. Ne yazacaksın? Yani üstüne bunu, koydun mu kuş gibi? Bu zaten dağılıyor ya, bunu parçalara ayırsaydın. Dikkat dağılır mı yazsaydın menüye? Bu aşırı. Bu zaten öyledir. Bu yanına, bunu ayırın yanına. Ne öyledir, aşırı dedi. Ne olduğunu bilmiyor. Bu öyledir, aşırıdır bu. Bu sanatı aşırılığıyla tanıdır. Yani şimdi, aşırıdır bu. Neyin aşırısı? Bu çok aşırı ekşi mi diyecekti, ekşi aşırı diyecekti, tuzlu biliyorum. Mu diyecekti, aşırı yağlı mı diyecekti acaba? Bu aşırı, evet böyledir o. Aşırıdır, aşırılığıyla tanınır. Aşırısın sen. Suratından anlasın ekşi diyecek. Onu zaten nasıl salata yerken bir çatal ondan alacaksın. Hayır, hem ekşi hem tuzlu. Öyle, onun ha, bir çatal alacağız, 2 çatal yok. Salatanın diğer yerinden alıp bir çatal da ona. Çünkü onu komple ağzınıza atarsanız o komple turşu gibi hayır, bir şey zaten. Öğrendiniz mi? Zaten yeşillik de attım. Ona göre yiyeceksiniz. Öğrendiniz mi? Yemek şeklimiz de öğrendim. Tamam, şimdi yiyecek. Duygu Hanım artık susup yemek yiyip ya da ya lütfen benim günümde beni germeyin. Yani sabahtan beri kasvetli. Neden? Hatta bakın bugün sizin için ilk defa renkli giyindim. Keşke giymeseydiniz. Yani arkadaşlarımız rica ettiler. Keşke giymeseydiniz. Sizin rahatsız olduğunuzu söylediler. Biraz daha renkli giyin dediler. Bakın ya sizin için renk açtı bugün. Getirsen mi? Zuhal Hanım porsiyonlamaya gidiyor, bakar mısınız? Neyine? Porsiyonlamaya. Kendine kalmamış Zuhal Hanım. Sana kalmadı mı bana bakın. Doldurmuş. Oo, hatta sana torpil geçmiş. Tabii. Gözünü doyurmak için. Üzüldü ya puanlamalardan falan Zuhal Hanım. Verdiği puandan o yüzden
Ben daha yemeyeceğim. Daha baktım, ben bir şey demeyeyim. Ben dedim diyeceğim. Ben baktım tadına. Ne oldun? Bir tuhaf oldun. Evet. Sen iyi değilsin Pınar. Sen böyle değildin. Ne oldu? Vertkom tuttu Zoyla. Ekşiden mi? Bilmiyorum tuzdan. Artık. Tuz, ekşi, tat, ya, tuhaf. Hümeyra Hanım yardıma geleyim mi? Yok, benim teşekkür ederim. Bu güzeldi ya. Allah'ım sana tuhaf. Evet, bir puan hak etti. Çok bence bir ihtiyaç ya. Var. Bu enginar kalbi salatası değil. Ne bu? Mevsim salatanın üstüne enginar kalbini koymuş. Duygu Hanım. Böyle değil ama. Duygu Hanım. Bir şey söyleyebilir miyim Duygu Hanım? İşte ağzınız, iç, onun içinde karabiber var. Onun içinde karabiber var, silke var. Hayatım her geçinde boş geliyorsun, dolu gel. Biz de ümitleniyoruz. Sizinle tekrar geliyorum. Bir saniye durun Allah aşkına. Bana söyleyin. Size laf yetiştirecek diye yemekler 10 dakikayı biz bütün ana yemek için ve de bütün yemekler için veriyoruz. Vallahi bak süren geçer eksik menüye girer ha. Programlanmış da gelmiş. Ya sadece salatayı getirdin diye saymıyoruz. Bu 10 dakika içerisinde her şeyi getireceksin. Yani 10 dakika salataya, 10 dakika yemeğe, 10 dakika eşlikçisine, pilavına, patatesine değil. Kaç dakika oldu? 8 dakika bitti Zuhal Hanım. 8. dakika bitti. Hayatlarımızda ne yemişler, ne biliyorlar ki ya. E 10 dakika oldu mu Gürbüz? Zuhal Hanım 9 dakika bitmek üzere 10. dakikaya gireceğiz. Şu an 10. dakikaya girdik. Gelmezsin. Hemen getirdim. Tereyağınızı ekstradan koyuyorum o yüzden durun. Hemen. Nadir Bey buyurun. Siz de bana o kadar laf söyleyip dün kaldınız salatada. Evet ne kadar mutlusunuz. Vallahi çok yüzünüzde mutlu güller açıyor ya. Yayın bitti. Bu kadar mutlu olacağınızı bilseydim. Koştun mu havuzda? İki tur aldım. Bu kadar mutlu olacağınızı bilseydim. Meriden bir kalem daha getirmezdim masaya. Yani, daha tabii, da mutlu tabii, oldum. Tabii. Daha da mutlu oldum. Allah mutluluğunu da daim etsin. Olmalı. Konuşmaya benzemiyormuş. Ama bundan sonra beni göremeyeceksiniz zaten. Görürüm ben. Görüşürüz. Yarın son görürüm. Artık. Zaten görüşebileceğiz. Zuhal Hanım ünlü oldu ya. Ünlü oldu kendisi. Niye? Tabi şarkı söylüyor, şarkı çıkartıyor. Anca oralardan görürsünüz zaten. Tabi tabi ne mutlu bize biz aynı masada oturabiliyoruz evet kendisiyle. Ben öyle bir iddiada bulunmadım. Siz kendinizi lütfen farklı yerlere koymayın. Ben imzalabiliyor muyum? Sorabilir miyiz kendisine? Hangi halinizde? Tabii. Bu halinizde mi eski halinize geri mi döneceksiniz? Hayır direkt sırtımı at ki ben onu saklayayım. Sırtını dönme tabii, bana tabii, bence. Ben bir istiyorum. Bence imza. Sırtını bana hiç dönme. Hiç dönmeyeceğim. Evet. Sırtıma bir imzalayayım ve unutmak istemiyorum kendisini. Sırtına attığın imzayı zaten ömrüm boyunca unutamayacaksın. Asla unutamazsın. Nasıl mutluyum hala dün gece heyecandan ben de seni böyle tavan yaptım. Ne yaptın? Tavan yaptım böyle heyecan ya, uyuyamadım. Sen arşa çıkacaksın ya. Siz ikiniz ben ikinize çok sevindim. Yani, siz birbirinize ben ikinize sevindim. Sen zaten o soba kaldın. Peki ben hepinize ya. Daha yarışmadım ya. Hepinize. Sen zaten başından beri yaptığın manipülelerle şu an onun faydasını ben gördüğünü... Ben kimseyi manipüle etmedim. Bakın beyefendi dışarıdan gülüyor, yüzüme karşı söylüyor ama siz içinizden gülüyorsunuz. Ben dün... Yüzünüz böyle dümdüz bize bakıyor yeterince, duvar gibi ve hiçbir ben şekilde... Ben dün size yeterince bence yemeklerinize yaptığım yorumlarla... Verdiğim puanla hak ettiğinizi söylemiş bulunmaktayım. Sözümü de çok güzel kesiyorsunuz. Özellikle bekledim. Bakın ha, hiçbir şekilde bize renk vermiyorsunuz. Bu tereyağı hiçbir değil mi? Şekilde şimdi şöyle. Neden böyle bunu? Başını birazdan beyefendi yüzüme söylüyor. Siz içten içe bizi işliyorsunuz.